İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bundan önceki programımızda sizlere Sümbül Sinan Hazretleri'ni anlatmaya başlamış idik. Onun hayatını ve yaptıklarını, insanlara faydalı hizmetlerini, insanlara irşadını anlatmaya devam edeceğiz. Evet, Koca Mustafa Paşa'daki dergâhta bulunan talebeleri, yeni hocalarına, Çelebi Halife hani hacca giderken yolda vefat etti ya efendim. Ve işte benden sonra buraya ilk gelen kim olursa ona itaat ediniz emirleri vardı. O da bir keşif yoluydu. Onu Allah-u Teala bilir. Efendim, Sümbül Sinan Efendi gelince Mısır'dan hocasıyla beraber buluşup da beraber geleceklerdi ama nasip olmadı. Böylesini Allah-u Teala dilemiş ve bu dergâhta, bugünkü İstanbul Koca Mustafa Paşa semtinde, Koca Mustafa Paşa semtinin 17 mahallesi vardı. Şu anda kaç mahallesi kaldı bilmiyorum. Çünkü mahalleleri, sokakları İstanbul'da bir budamadan geçirdiler. Neye istinaden yaptılar onu da bilemiyorum. Tabii bu budamalar yapılırken yeni yeni ortaya çıkan yerlerde değişik değişik isimlerle mahalleler, caddeler, sokaklar oldu. İki mahalle birleşti ama ikisinin adına başka bir şey dediler. Niye böyle yaptılar? Osmanlı'dan kalmış olan bu mahalle isimlerini iki sokakta kalsa niye değiştirdiler onu bilemem. Ben bir idareci değilim. Yani mahalli idareci olarak belediyenin işlerinde uzmanlaşmış birisi değilim. Belki faydası vardır ama yaparken de tarihi bu hususları görüş böyle bir göz önüne alınsaydı iyi olurdu. Anlamamış. Epeyce bir mahalle budanmıştır. Epeyce mahallenin adı tarihten silinmiştir yani açıkçası. Evet. Binlerce talebe yetiştirdi. Gerçekten kalabalık bir dergâhtı. Hala da Sümbül Efendi'deki efendime söyleyeyim Kur'an-ı Kerim kursu olsun, diğer bazı yetişen insanlar olsun hala kalabalık bereket, o bereketi devam ediyor bu kadar zamandır. Evet. Talebelerini yetiştirirken çok da itina ederdi. Onlara doğru ehli sünnet yolunu öğretmeye, içlerine sindirmeye gayret ederdi. Huzuruna gelip de kendisinden efendim ben sohbetlerinize katılmak istiyorum, talebeniz olmak istiyorum gibi buna benzer bir talepte bulunanların hiçbirisini geri çevirmezdi. Çevrilir mi? Çevrilirmiş. Ben bunun erbabı değilim ama erbabının kitaplarında çevrilirmiş. Dermiş ki o talebeniz olmak istiyorum diyene denen muhterem zat yok evladım. Biz kimiz ki talebe yetiştirmek? Sen inşallah ileride buraya gelecek olan birisi tarafından yetiştirilirsin gibi o da keşf yoluyla bazı şeyleri müjdeleyebilirmiş. O alemi bir halle görebilirmiş. Bunları söylemek bile inanın kıymetli dinleyenlerim
bana ağır geliyor. Yani dilim zor dönüyor. Evet. Bu Sümbül Sinan Hazretleri talebeleri içerisindeki Merkez Efendi çok severdi. Onu da diğer talebeleri gibi bu sevgisine rağmen yetiştirmede çok büyük gayret sarf etti. Ona kızını verip damadı yaptı. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını 37 sene İstanbullulara anlattı. Padişahlar bile Sümbül Sinan Hazretleri'nin huzuruna gelir, feyiz ve bereketlerinden istifadeye çalışırlardı. Sümbül Efendi rahmetullahi aleyh, cuma geceleri ve diğer dinimizdeki kıymetli bazı geceler vardır. O gecelerde Ayasofya gibi, Fatih Camii gibi efendim yerlerde, büyük camilerde, yani İstanbul'un büyük camilerinde vaaz ve nasihatler ederdi. Halk isterdi bunu efendim. Ne olur bir gelebilse bize de diye. 1529 senesinin Muharrem ayı 2. pazartesi günü vefat edeceğini bazıları bilirmiş efendim, büyüklerden. Bilmiyorum yani, vefat eden insanların iyi yolda olan, Allah-u Teala'ya ibadet edenlerin hepsine mi bu bildiriliyor? Rabbimizin mutlaka dilediğine bildiriliyordur. Ama bu bildirilenler bana bildirildi demediklerinden, bazıları ihtiyaca binaen dediklerinden, bildirilip de söylemeyenlerin daha çok olduğunu zannediyorum. Olur mu? Olur. Ya filan kişi diye işte öleceğini bildi ve ölmeden şu kadar zaman önce haber verdi diye bugün dahi bilinen bazı kimseler var. Ha bu bazı imanı zayıf olan kimselerin imanını güçlendirmek, Allah-u Teala'nın yoluna sevgisini, şevkini biraz daha artırmak için söylenebilir. Yoksa bir kişi dese ki, ya ben öleceğim günü bilirim veya efendim siz öleceğiniz günü bildiniz değil mi? Tabii tabii ben bildim falan demek bilmediğini gösterir efendim. Burada enaniyet çürütür. Çürütür. Yani böyle taptaze sütün içerisine ekşimiş bir çay kaşığı süt koyarsınız, o süt kaynarken kesilir. O da öyle olur maneviyatta efendim, derler. Evet. Dost ve talebeleriyle helallaştı. Bazı kimseler zaman zaman bazı hallerde helallaşırlarmış. Bazı kimseler yola çıkarlarken helalleşirler. Bu bilhassa çok yaygın bir adettir. İşte gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var gibi. Yani ben de gelemeyebilirim, orada kalırım veya gelirim, siz de göçmüş olursunuz diye. Evet. Ve ben hatırlarım, rahmetli hocamız Edirne kapıda bir kurban kesim yeri vardı da efendim. Orada işte kurban zamanında evlerinde kurban kesim yerleri apartmanlarda müsait olmuyor. Millet sokaklarda falan kesiyordu. Ama böyle insanları rahatsız edecek şekilde kurban kesilmesini
rahmetli hocamız arzu etmezlerdi. Yani insanları rahatsız etmemeli, işte işkembesi dökerseniz kanı orada kalır, işte örterseniz örtmezseniz falan filan. Efendim böyle kesemeyen arkadaşların kurbanlarının kesileceği Edirne kapıda bir bidoncunun deposu vardı. Bidonculuk meslek de efendim, evleri besleyen, evin masraflarını çıkaracak şekilde iyi kar eden, hatta apartman alacak kadar kar eden meslekti. Diyeceksiniz ki bidonculuk ne? Fabrikalar imalat için getirdikleri bazı ham maddeleri veya yarı mamul maddeleri veya mamul maddeleri, akıcı maddeleri başka memleketlerden Türkiye'ye ithal ederler ve onlar boşalınca o bidonlar fabrikalarda çok yer işgal eder. Boş. Fabrika sahibi de işte onu küçük bir parayla anlaştığı bir hurdacıya veya bidoncuya, efendim oğlum gel boş bidonları al, bidon başta da işte şu kadar bir şey bırak veya al senin olsun falan diye çok ucuza almaya teşvik ederlerdi. Böyle bir rahmetli adamcağız o zamanlar hayattaydı. Ya madem dedi siz böyle iyi niyetle insanlar rahatsız etmeyelim diye böyle kurbanları topluca keseceğiniz bir yer arıyorsunuz 3 günlüğüne, gelin dedi işte bayramda biz zaten burada tatiliz. Hayvanlarınızı burada kesersiniz. Kurban alımı falan öyle belediyelerde melediyelerde değil efendim. Sokak aralığında satılıyordu. Fatih'in her sokağında neredeyse kurbanlık vardı desem belki olmaz da birçok sokağında vardı. Efendim senenin birinde rahmetli hocamız oraya geldiğinde, ya kardeşim dediler. Efendim işte bir şeyler anlatıyorlar. Bidoncu da hani böyle bir kıymetli insanın huzurundayım. Onun da talebelerinin böyle gelmişler yanındayken ben de ondan konuşabiliyorum yani burada. O bidoncu da bunu inşaatçılara satardı. Parayı buradan kazanırdı. Niye? İstanbul'da su kıtlığı diz boyuydu efendim. O bidonları inşaat sahipleri alırlar, ağzını açtırırlar. Efendim kaydak makinesiyle açılabilecek olanı vardır, açamayacak olanları vardır. Petrol kökenli olanları öyle kaynakla açmazlardı, patlama yapar diye. İlaçlarınkini falan öyle yaparlar ve inşaata başlayacak olan adam amelelerin boş kalmasın diye 20 tane 30 tane bidon alır. İnşaat çavuşuna da onu hortumla suları doldurtturur akşamdan. Ertesi günü su kesikken inşaatım yarım kalır diye suyunu hazır ederdi. İyi bir kazancı vardı. Bol da apartman yapılıyordu. Büyük firmalar değil bu, küçük firmalar. Adamcağızın işi de iyiydi sağ olsun. Bizlere de çok orada yardımcı oldu. Efendim, bidoncu durup durduğu yerde, ya efendim dedi, siz de yaşlandınız dedi falan. Öyle öyle kardeşim dedi. Öyle yaşlandık dedi. Bir daha bayrama ya görüşürüz ya görüşemeyiz dedi bidoncu bu sefer. Öyle kardeşim öyle dedi. Hatta Mesnevi'de yazıyor kardeşim. Bir kimse, yaşlı bir kimse hasta olmuş. Aile efradı başında ağlaşıyorlar. Evimizin direği gidiyor, babamız gidiyor diye böyle dualar ediyorlar, ağlaşıyorlar. Sabaha kadar böyle babamız ölecek diye başucunda ağlamışlar. Efendim sabah olmuş, başında ağlanan kimse iyi olmuş, başında ağlayanlardan birisi sabaha ölmüş. Ha öyle mi efendim, öyle mi olmuş falan dedi adamcağız, güldü. Ertesi kurban bayramının olacağı gün, yani Arefe günü diyelim. Arefe günü rahmetli hocamız oraya geldiğinde adamın cenazesi oradaydı efendim. Genç de bir adamdı yani. Bunlar enteresan şeyler.
Ama insan bunlara takılmamalı. Çünkü bunlara takılırsak bu sefer bunun sahteleri çıkıyor. Ya diyor bak bu ne kadar ehemmiyet veriyor falan diyor. Görüyor musun? Ben de uçuyorum, kaçıyorum. İşte köye, yaya ben şu kadar saatte gidiyorum diyor. Halbuki köye gidişi gelişi bisiklet doluyor. Bisikleti saklıyor söğütlerin dibine. Geldim diyor. Vay be diyorlar bizim köyün hocası da yani amma uçuyor ha falan diye gökyüzünde arıyorlardı. Efendim esas olan uçmak kaçmak değil, esas olan Allah-u Teala'nın emirlerine uymadaki titizliktir. İşte din büyükleri Osmanlı'da insanlara bunu anlatırdı. İnsanlar da buna canı gönülden inanır ve bunu tatbik ederdi. Şimdi ise böyle anlatımlardan ne hikmetse bazı ilgililer çok kaçınıyorlar. Aman 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 televizyonlara düşeriz, gazetelere düşeriz, kameralar çeker. Vay bu zamanda da bu böyle olur muymuş diye hakiki bir din kaidesi mesela. Buna rağmen adamlar bunları söyleyecek olanlar söyleyemiyorlar. Niye? Niye ben bu dünyaya geldim? Eğer benim seçtiğim bir dinim varsa, bir hak dinim varsa, bu hak dinimi ben rahat bir şekilde ibarelerini, terimlerini kullanayım, onları tatbik edeyim. Niye söylemekten çekiniyoruz? Niye hatırlatmaktan çekiniyoruz? Bugün görüyorsunuz insanlar garip garip şeyler oluyor. Soruyorlar ya sen niye evden kaçtığında gittin birisiyle yaşıyorsun? Valla diyor yani dini bir nikah yaptık diyor. Demiyor ki karşısındaki ya dini nikah kadınlarda bir kişiye olur. Biriyle nikah varken ikinci kişiyle dini nikah olmaz ki kadınlar için. Peki diyor dini nikahı niye? Valla diyor o da çakma herhalde diyor. İmam he he dedi bana dedi diyor. Ben de he he dedim dini nikahımız oldu diyor. Şimdi insanları kendi haline bırakırsan bir çocuğa dersen ki oğlum hadi şurada bizim tavuklarımıza bir kümes yap. Küçük bir çocuğa gider küçük dal parçalarını kırar kırar getirir. İşte tavuklar bu geceyi burada geçirecekmiş gibi bir kümes yapmaya kalkar. Akşama doğru da bir rüzgar çıkar. Olduğu gibi tavuk da gider, kümes de gider. Ama erbabı olursa, erbabı o kümesi sağlam yapar. Ya bir fırtına olursa, ya bir dolu olursa, ya efendim tilki gelirse, şu olursa, bu olursa, hırsız gelirse ihtimallerini çocuk bilemez. Şimdi dini bilgiler hususundaki böyle söğüt dallarından kümes yapmış çocuk gibi bir hale geldik efendim. Bendeniz de bu din büyüklerinin insanları doğru yolda yetiştirmek için saatine, saniyesine, dakikasına para alarak değil, bütün karşılığını Allah-u Teala'dan bekleyerek, gecelerini gündüzden de, bunları da istemez miydi, geçsinler, tozsunlar, efendim zevki sefa ile uğrasınlar. Onlarda nefis yok muydu? Vardı. Bizde de var mı? Var. Peki onlarda o nefis olduğu halde niye onlar bunları yapmıyordu? Nefsi dizginlemişti arkadaş. Onun freni var. Bizim nefiste fren yok. Fren boruları kırılmış. İdrolik kaçmış. İstediğin kadar frene bas git. Araba devam ediyor. Nefis arabası devam ediyor. Evet. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Efendim Merkez Sümbül Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim ve merkeze tabii Sümbül Sinan Hazretleri'nin vefatını söylüyoruz. Merkez Efendi ile karıştırmayalım onu. Evet. Ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet bin İbni Kemal Paşa imametinde kıldılar. Koca Mustafa Paşa ziyaret ederek onun feyiz ve bereketlerine Koca Mustafa Paşa da
hala İstanbul'da olsun, Türkiye'nin başka yerinden gelenler olsun, feyiz ve bereketine inşallah Teala kavuşuyorlardır. Şimdi Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri Sümbül Sinan Efendi rahmetullahi aleyh için yazdığı manzumesi türbesi dışındaki çini üzerinde işlenmiştir. Şöyle yazıyor, teberrüken bunu söylüyorum. Pişvayı sahibi ehli edep, muktedayı talibi Rumu Arap. Efendim, Rum beyaz insanlar ülkesi. Arap, Arabistan ülkesi insanları. Irak-ı Arap, Irak-ı Acem bir ibaresi de vardır. Arap sadece o ırkın adıdır. Arap demek siyah demek değildir. Ama yıllarca eğitim hayatımızda Arap'ı siyah olarak bize anlattıkları gibi siyah olan kedileri, köpekleri Arap olarak, Arap, Arap diye de bizlere çağırttılar. Kıymetli dinleyenlerim, süremiz dolmuş. Teknik masada bizi ikaz ediyor. İnşallah Teala haftaya bu Sümbül Efendi Hazretlerinin türbesinin girişindeki Müftüyüz Sakali'nin Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretlerinin efendim manzumesini sizlere inşallah okumaya devam edeceğim. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.